Allah razı olsun. Nefsimizi nasıl Allah yolunda tutacağız? Nefsi tutabilmek için, kontrol edebilmek için bir güç lazım, bir kuvvet lazım. Gücü olmayan, kuvveti olmayan bir canavarı zapt edebilir mi? Hayır. Ya da böyle kaçmaya çalışan, tekme atan bir eşeği zapt edebilir mi? Edemez. O güç, o kuvvet nedir? İmandır. Aşktır, muhabbettir. Tabii ki bunu bize kazandıran marifetullah'tır yine. Ne kadar imani varsa, aşkı muhabbeti varsa o kadar da nefsine güç getirebilir, kontrol edebilir, onu dizginleyebilir. Ona gücü veren de biziz. Onun istediği gibi yaptıkça ona güç veriyoruz. Onun emrettiği gibi yaptıkça güç veriyoruz. Onun istediğini, söylediğini kabul ettikçe güç veriyoruz ona. Gücü kendimiz veriyoruz ona. Onun bir gücü yok. Tersini yapınca o gücünü kaybediyor. Ondaki gücü almış oluyoruz. İstediğini reddedince, söyle dediğini susup söylemeyince, yap dediğini yapmayınca o gücünü kaybeder. Ona seni ciddiye almıyorum, ben Rabbimi ciddiye alıyorum deyip onu ciddiye almayınca, ona secde etmeyince, hepsi ona secdedir. Bir tarafta Allah'ın emri vardır, hükmü vardır, bir tarafta da nefsin emri, isteği vardır. Allah'ın emrini, hükmünü bırakınca nefse secde etmiş oluyorsun, nefsin isteğini yapınca. Ona secde etmekten vazgeçince, onu ciddiye almaktan vazgeçince, ona seni ciddiye almıyorum, ben Rabbimi ciddiye alıyorum deyince gücünü kaybediyor. Gücünü kaybedince rahatlıkla gücün yetiyor. Yoksa bir taraftan ona uy, ona güç kuvvet ver, bir taraftan da ben onu yenmeye çalışayım. Yenemezsin öyle. Bu mümkün değil. Bir yandan onun gücünü kaybettireceksin, bir yandan da imanla güçleneceksin. Gücün olacak. Rabbinin emrettiği, sevdiği gibi yaptıkça, razı olduğu gibi yaptıkça, emrini yerine getirdikçe, nehyettiğinden sakınmaya çalıştıkça manevi olarak güç kazanıyorsun, nefis de gücünü kaybediyor. Ona uymadıkça, dinlemedikçe, ciddiye almadıkça. Sonra gücümüz bütünüyle ona yeter. İstediğimizi yaptırırız ona. İnşallah böylece gücümüz yeter. Güç yitirmiş oluruz. Nefis ruha binektir. Ruhun istediği Rabbidir. Rabbinin rızası, yakınlığı, cemalidir. Rabbine vasıl olmaktır, varmaktır, yakın olmaktır. Nefsin isteklerini yerine getirmeyince, gücünü kaybedince o ruha binek olmuş olur. Allah yolunda onu kullanır. Secde ettirir, ruku ettirir, hizmet ettirir. Allah yolunda iyilikler yaptırır, güzellikler yaptırır, koşturur. Bununla beraber gücünü kaybettiği için istekleri, istediği zaten dünyadır, kibirlenmektir. Her kibirlendiğinde ona in aşağı deyip aşağı indirmektir. Haset edince Allah'ın taksimatına rıza göstermiyor musun deyip onu aşağı indirmektir. Edepli ol Rabbine karşı demektir. Böylece temizlenir. Tezkiye olur, boyun büker, itminana erer, iman eder yani. Ona iman ettirmemiz lazım. Ona iman ettirince kul veli olur. Allah'ın ikramlarına layık olur. O bütünüyle nurlanmış olur. Kendi kendini bir şey zanneden ve hiçbir şey olmayan bir varlıktır. Karanlık. Karanlık nurlanınca mutmain olur. Allah sizi karanlıklardan nura davet eder. Evet, nefis karanlığından ruhun nuruna davet eder. İnsan ruhundan yana durunca o karanlık da nurlanır, aydınlanır.
Artık onu ruhtan ayırt edemezsin. Çünkü o da Rabbini istiyor. Yanlış bir şey istemiyor. İsteyemiyor zaten. Ha, bunu söylerken o melek olmuyor. Nefsin arzuları, istekleri başkadır. Bedenin arzuları, istekleri başkadır. Ruhun arzuları, istekleri başkadır. Ruh sadece Rabbini istiyor, asla dünyaya dönüp bakmıyor. Sadece Rabbinin hasretini çekiyor, özlemini yaşıyor ve Rabbini istiyor. Başka tarafa bir alakası yok çünkü onun. Ondan gelmiş. Nefis de olmayan bir varlıktır. Ruhtaki güzelliklere perde olmuş ama ondaki güzellikleri de kendisi arıyor. Bu benimdir diyor. Yani ben Rahim'im, ben Kerim'im, ben güçlüyüm, ben Kadir'im, ben görüyorum, ben işitiyorum, ben biliyorum, ben şöyleyim, ben böyleyim, ben üstünüm diyor. Halbuki ruhtaki Esma-ül Hüsna ona aksetmiş ve ona sahip çıkıyor. Allah'ın güzelliğine sahip çıkıyor. Allah'tan bağımsız olarak ben diyor, Allah demiyor. Bu güzellik Allah'a aittir, Allah'ın tecellisidir demiyor. Ben böyleyim diyor. Onun için ilahlık iddia ediyor zaten. Hali kibirdir, gururdur, riyadır, hasettir, benliktir, bencilliktir. İlahlık iddia etmektir. Bunlardan kurtulması gerekir. Ve bunlar hepsi de küfür ve hepsi de şirktir. Allah'a şirktir ve küfürdür. Bedenin arzuları, istekleri sadece günah olur. Küfür olmaz, şirk olmaz. Ama nefis bedeni de kullanıyor. Onu da kendine alet ediyor. Ruha perde olmuş, bedene de sahip çıkıyor. Nefis nurlanınca ruhun hükmü beden üzerinde geçerli olur. Nurlanıyor ya, artık beden Allah yolundadır. Hikmetle bakıyor, Allah'ın nazarıyla nazar ediyor, hikmetle konuşuyor, hayır konuşuyor, hayır bakıyor, hayrı söylüyor, hayrı yapıyor, eli hayırda, ayağı hayırda, gözü hayırda. Karanlık aydınlandı ya, ruhun güzelliği tecelli ediyor oraya. O bütünüyle nur oluyor. Onun için Allah yolunda ölenlerin, velilerin bedenleri çürümüyor. Nurdan oldukları içindir. Bedenin her zerresi Allah'ı zikrediyor. O zikirden dolayıdır. O zikri kesilmediği için diri kalıyor. Onun için üçünü birbirinden ayırıyoruz. Ama bununla beraber beden, o da tabii ruha binek olduğu için onun da ihtiyaçları var. Onun da ihtiyaçlarının görülmesi gerekir. Ruha ait olanlar aşktır, muhabbettir. Nefse ait olanlar küfürdür, şirktir. Bedene ait olanlar da günahtır. Onun için yanlış yoldaki günahtır. Efendim, Azerbaycan'dan Cavidan Hanım, Allah'ın